enerji depoladım dün. Yani çok güzel depoladım, acayip kendime geldim. Şu an pamuk gibiyim gerçekten. Fiziksel olarak değil yani, fiziksel olarak biraz açıkçası kaslar falan yoruldu, biraz ezildi. Konu o değil ama beyinsel olarak yani gri beyin hücrelerime bayağı bir oksijen gitti. Şu an kendimi nasıl diyeyim, çok güçlü, enerjik, dinamik, zımba gibi hissediyorum ya. Diyorum ki ben sıfırdan da başlarım, eksiden de başlarım. Yani varım diyenlerle... Mühürü kaldırdıktan sonra. Diyorsunuzdur, La Laguna'yı düzeltiriz, toparlarız, ayağa kaldırırız, şaha bile kaldırırız. Sonra da... Müthiş motivasyon konuşması be, taktik maktik yok. Bam bam bam! Çıkın oynayın Özgür'ün aslanları! Ya Tolga var ya... Ya Tolga, ben hakikaten şiştim artık ya. Çok baydım, yeter seni görmekten, senden. Gerçekten lütfen, çok sıkıldım ya. Ben de seninle aynı fikirdeyim kuzen. Ben de gerçekten sıkıldım. Tolga, hadi kısa kes. Ozan, seninle de aynı fikirdeyim. Bence de kısa keselim. O yüzden hemen anlatıyorum. La Gabbia'dan sıkıldım. İstemiyorum. Size mekanınızı geri veriyorum. Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmem geldim be. Çekemiyorum ben artık müşterileri kuzi. Ya yani Özgür de Özgür, Özgür de Özgür bir Özgür tutturmuşlar. Yok Ozan Usta'nın muhteşem lezzetleri, yok Pablo'nun özel mixleri falan. Hadi şey mi? Ben dayanamıyorum artık. Almak için o kadar uğraştın. Bedavaya vermeyeceksin herhalde. Al işte bak, adım çıkmış 9'a, inmez 8'e. Dayanamıyorum diyorum. Anlamıyor musun sen beni kuzi? Annem bir yandan, senin annen bir yandan, yani onlar tam bir baş ağrısı biliyorsunuz. Onlar biliyorum, sağ olun. Felaket. Girer de sen neyin peşindesin oğlum, söyle. Hakikaten ya. Hadi konuş. Kuzi, sen yine paranoyaklaştın galiba ha? Öyle mi? Ya ne planlayabilirim? Neyin peşinde olabilirim ya? Lütfen. Ya hevesimi aldım La Gabbia'dan. Bu kadar. Niye anlamıyorsun bunu? Amacım onu senden almaktı, aldım. Seni de kızdırabildiğim kadar kızdırdım ve burunda tadını çıkardım. Geri veriyorum. Kurtuldum. Bitti. Devir sözleşmesini yapalım o zaman hemen. Avukatım her şeyi hazırladı. Sadece bir imza yeterli. Bu bayağı ciddi ya. Sen nasıl bir hastasın ya? Ne tür modelsin gerçekten? Kuzi, ben burada seninle aramı düzeltmeye çalışıyorum. Sen kırıcı oluyorsun ama niye böylesin? Burada her şey usulüne göre düzenlenmiş. Ah, bizde usulsüz bir şey olmaz. Asla. İmzalar atıldıktan sonra avukatım geri kalan işlemleri halleder. Hayırlı olsun kuzi. Bravo! Evet Cansu, ben de inanamıyorum. Resmen gözümün önünde verdi mekanı. Üzerimden nasıl büyük kalktı anlatamam sana. Kutlamaz mıyız? Deli misin? Tabii ki kutlarız. Tamam, tamam canım. Öpüyorum. Görüşürüz. Çok akıllıca küçük hanım. Ne çok. Bu şimdi? Tabii burada konuşmak istemiyorsun. Doğru. Bu bilgiler Özgür'de olsaydı hiç korkmazdım. Çünkü onun şantaj yapamayacak kadar gururlu olduğunu biliyorum ama sen... Sen... Sen beni şaşırttın. Beni şaşırttın.
Hem intikamını aldın hem de sevgilinin mekanını kurtardın. Gerçekten neyden bahsettiğini bilmiyorum. Yani benim bu olanlarla bir ilgim yok. Şantaj falan yapmadım sana. Merak etme. Burada yazıldığı gibi. Merak etme. Özgür'e bundan bahsetmeyeceğim. Sen de kayıtları kullanmayacaksın, tamam mı? Şantajına boyun eğiyorum. Çünkü hapse girmek istemiyorum. Bunu ben yazmadım. Duydun mu beni? Ben yazmadım. Sana şantaj falan yapmadım ben. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Sen kazandın. Elbette şimdilik. Serdar sen ne biçim bir adamsın ya? Sen yaptın değil mi? O kayıtları sen gönderdin. Ama bekledim. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Nasıl yaparsın bunu? Sırf sen onları kullanırsın diye bekledim. Sonra senin niyetin olmadığını görünce senin için doğru olan. Senin adına ben yaptım. Alo, Ezgi. Serdar sen kötüsün. Sen gerçekten çok kötüsün. Kötü mü? Ezgi, Lagabia şu an gerçek sahibinde olması gerektiği gibi. O Tolga pisliğiydi, kuyruğunu kıstırıp köşesine gitti. Şimdi söyle bakalım, kötülük bunun neresinde? Özgür olsaydı bunu asla yapmazdı. Duydun mu beni? Şimdi Özgür'e nasıl izah edeceğim? Sen kötülüğün nerede olduğunu gayet iyi biliyorsun Serdar. Açıklamam lazım. Artık Lagabia senin. Bizim. Ya mevzu bahis Tolga olunca böyle her an altından böyle bir pislik, bir kelek, bir şey çıkacak gibi. Çok da böyle inanasım gelmiyor açıkçası yani. Ya haklısın da çıkmaz abi ya, merak etme. Bence o bayağı denedi. Batacağını anladı, rezil olmamak için devretti. Değil mi? Öyle söyleyince de aslında bir yandan da kulağa mantıklı geliyor. Hani bizim gözümüzde rezil olacağına bari vereyim de hani güçlü görünmeye devam edeyim gibisinden. Aynen öyle. Olabilir. Ya neyse ya, hadi şu negatif enerjiyi bir atalım artık üstümüzden. Eski pozitif günlere dönelim. Tamam, neredesin ya bu mutlu günümüzde? Yok oluyorsun, kayboluyorsun. Gel canım benim, gel. Buradayım sevgilim. Her şey yoluna girmeye başladı sonunda. Arkadaşlar, Lagabia'yı kaybettiysek de kaybettik aman falan, nasılsa burası var falan gibilerinden ben konuşuyordum. Ne yalan söyleyeyim, açıkçası aklımda kalbimde benim Lagabia'daydı. Öyle moral bozmayayım diye ben öyle şey yapıyordum da gerek yok çünkü tabii, moral bozmaya. Buraya konsantre olmaya çalışıyordum. Kısadan ise arkadaşlar, şu andan itibaren Allah kısmet ederse yuvamıza geri dönüyoruz. Bütün enerjimizi artık Lagabia'ya verebiliriz. Bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.